Arkadaşlar bugün size kursaklarda hani yem duruyor, öğütmüyor, sindirim sistemi problemli ya, bu kuşlara yardımcı olmak için yapmanız gereken küçük bir ayrıntıyı anlatacağım. Bu videoları izleyin, facenizde paylaşın. Çünkü bir yavru veya bir anaç kuşu kurtardığınız zaman o video sayesinde bir başkası izlediği zaman sizin de amel defterinize sevap yazılır. Hem kanal kazansın, hem kanal yücelsin, hem kuşu da işi öğrensin. Şimdi odaklan buraya oğlum. Şimdi böyle bir yavrumuz var. Bizim yavruda kuşta bir problem yok. Yaklaş oğlum. Kuşta bir problem yok ama biz buna kumu nasıl uygulayacağımızı göstereceğiz. Şimdi bir enjektör suyumuz da var. Bu bildiğiniz inşaat kumu. Hani inşaatlarda kara sıva yaparken kullanılan 3 numara dediğimiz kum. Şöyle kuşun ağzını açıyorsun. Bakınız. Bu kadar kum. Döküyorsunuz. Arkasından da suyla beraber kursağına indiriyorsunuz. Tamam. Kaldır şimdi oğlum. Şimdi arkadaşlar kursağına suyu indirdik. Kumla beraber. Şimdi kursakta indi. Kursakta hazımsızlık. Bizim kuşta böyle bir problem yok. Hazımsızlık var. Şimdi kursakları çalışmasa kuş ilaca cevap vermez. Örneğin mantar ilacı diyorum ya, nidazol şurup kullanın. YouTube kanalımda da var anlatımı. İç çiçek, iç mantar ismi de. Bunu verdikten sonra ilacını da verin. Sonra bu kursağına masaj yapın. Yani yem kursakta taş gibi kalıyor, kursağa yapışıyor. Yapıştığı zaman kursağa mayalaşma başlıyor. Yani mantarlaşma dediğimiz odur. Ama siz o yem orada sert duruyor. Kumu verdiniz. Her gün yarım çay kaşığı. Verdiniz, suyunu verdin, ilacını verdin. Kursağına da masaj yapıp yemi havalandırırsan mayalaşmayı önlersin. Kuşun sindirim sistemi çalışmaya başlar. İlaca da cevap verir. Yem de orada kütük gibi kalmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.